Merhaba İpek, iyi yayınlar. Davet için de teşekkürler. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Benim için çok keyifli. Hocam bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey bu muydu? Bizim birilerinin bize geçecek demesi mi? Bu yüzden mi Tarkan'ın şarkısı bu kadar bizi heyecanlandırdı? Elbette, yani aslında en çok yapılan yorum bu. Yani toplumsal ruh halimize karşılık geldi, içinde bulunduğumuz, adını çok net koyalım İpek, dimbas faşizan bir iktidar cenderesi içerisinde yıllardır bunalmış bir toplum var. Toplumun bu haliyle elbette örtüşen çerçevede Tarkan'ın çıkışı çok önemli bir etki yaptı. Bunu herkes söylüyor. Dediğin gibi dünden beri sosyal medyada gece patladı. Sabah işte gazetelerde, televizyon medyada da çok tartışılıyor. Üzerinde duruluyor. Tabii bir dünya markası Tarkan ve bu bakımdan elbette bu çıkış önemli bir çarpan etki yaptı. Etkinin hem iktidar karşısında bunalmış Türkiye toplumunda ve muhalefette tabii, hem de öte yandan iktidar yandaşı çevrelerde de karşılığını bulduğunu görüyoruz. Ters yönlerde elbette, olumlu ve olumsuz şekilde. Geçmeyecek diyor Dolayısıyla onlar da hocam. onlar da geçmeyecek Geçmeyecek diyor. diyorlar, desinler. Bunun bir etkisi yok. Yani sonuçta Tarkan'ın bu çıkışını karşılayacak ne bir potansiyelleri var, ne bir birikimleri var, ne de yetkinlikleri, kapasiteleri var. Yani bu açıdan çok etkisiz kaldığı söylenebilir. Ama tabii yani bir yandan bu iyimser yorumlara katılıyorum tabii ben de ve bunu vurgulamak gerekiyor. Ama biraz daha detayına baktığımız zaman bazı noktaların da altını çizmek gerekiyor elbette. Yani Tarkan'ın bu şarkıyla ilgili gerekçesini ifade etmesi söz konusu oldu biliyorsun. Ve orada Covid'dir, Covid dedi bize. Yani işte koronanın işte çok toplum kendisi üzerinde ruh haline etkisi, buna bağlı olarak işte doğal felaketler, insanlığın kötü gidişatı gibi çok genel geçer bazı ifadeler kullanmış ve bizde yarattığı bu spesifik etkiden çok farklı bir açıklama yaptı. Bunun tabii ironik yanı da olabilir. O yönde bunu değerlendirenler de oldu ama ben yine de burada hani biraz üzerinde durulması gereken eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gereken bir yön olduğunu da düşünüyorum. Nasıl bir Yani yön? şimdi şöyle tamam yani içinde bulunduğumuz ruh haline iyi geldi bu ve işte düş babam artık düş yakamızdan diyen bir mega starımız var ama bir yandan da işte bir yıl önce diyor içine düştüğüm ruh haliyle ben bunu yazdım. Ve işte ona karşı bir durumu düzeltme yolunda bunu ortaya koydum. Aslında şarkının sözlerine baktığımızda hani bu yönde bir İpek vurgunun olduğunu söylemek mümkün değil. Yani burada garip bir durum var bu açıdan. Yani şu çıkıyor ortaya aslında. Esas söylemek istediğim şu. Bir sanat eseri ya da bir edebi ürün aslında onu üretenin, yaratanın elinden, kafasından, kalbinden çıktıktan sonra kamuoyuna mal olduğunda artık onu üretenin olmaktan da çıkıyor. Siz ne Hatta ona da anlarsanız, siz nasıl yorumlarsanız artık o, değil mi? elbette. Ve artık onu üretene yabancılaştığı da söylenebilir. Yani duruma baktığımız zaman böyle bir tablo var ortada. Bunun tabii şunu da söylüyorlar. Yani kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yok. Yani işte Tarkan böyle söylüyorsa böyledir. Evet ama bir yandan da eğer bunun sosyolojik analizini yapacaksak neden bu kadar etkili oldu? Üstelik onu üreten başka noktaları vurguluyor bize. İşte
benim sözünü ettiğim gibi bir tek adam rejiminin istinadı olan özneyi değil de koronayı, Covid'i şey yapıyor, işaret ediyor. Bunu anlamak için elbette başka noktalara bakmamız gerekir ve buna bakarken de bir şekilde Tarkan'ın ne söylediği de bizim için önemlidir. Yani onu bir kenara bırakamayız. Hı hı. Şimdi şöyle düşünelim. Tarkan bunu hangi konjonktürde söyledi? Bir kere ona bir bakalım. Tarkan bunu aslında bu sözünü ettiğim dinbaz, faşizan rejimin yavaş yavaş yolun sonunun göründüğünün anlaşıldığı bir noktada, yani 23 Haziran 2019 sonrasında söylüyor. Biraz Tarkan'ın onun öncesinde ne yaptığına, ne söylediğine de bakmak gerekir. Yani önceki 5-6 yılda Tarkan işte Gezi sonrası süreçte 2014, 15, 16, 17'lerde bu ülkede işte o hal varken bak imzacılarının başına gelenler, tutuklamalar, özgürlüklerin işte zindanlara atılması, Cumhuriyet Gazetesi, bütün bu süreçlerde işte belki şunu da zikretmek gerekir, çok yakından sevdiği, tanıdığı mesela Can Dündar'ın başına gelenler olduğunda Tarkan nerededir? O dönemde yoktur. Şimdi bunu şunun için söylemek gerekiyor. Elbette Tarkan'ın bu çıkışı önemlidir İpek, ama abartırsak bazılarına da haksızlık etmiş oluruz. Bazı sanatçılara haksızlık etmiş oluruz. Peki hocam, yani işte siz orayı tamamlamadan ben hemen yeri gelmişken sorayım. Şimdi Tarkan bir sanatçı. Mesela doğayla ilgili de daha aktivist olduğu dönemler oldu. Ama söylediğiniz evet diğer unsurlarda çok sesinin çıkmadığını da görmüş olabiliriz. Ama çıkmak zorunda mı? Yani bugün çıkması, geçmişte çıkmaması bizim için bugün sesini çıkartmasını anlamsızlaştırır mı? Hayır, anlamsızlaştırmıyor. O yüzden de diyorum, yani önemsediğimi söylüyorum. Önemli bulduğumu söylüyorum ama bunu abartırken biraz dikkatli olmak gerektiğini vurguluyorum ve başka bir noktaya, yani Tarkan'ı böylesi bir çıkış yapma noktasına getiren toplumsal ve politik koşullara vurgu yapmak, esas umudu orada aramak istiyorum. Hı hı. Yani orada da işte karşıma 23 Haziran İstanbul tekrar seçiminde ortaya çıkan tablo var ve onu vurgulamak gerekiyor. Yani Tarkan'ın bu çıkışı yaparken bireye, burada bir sanatçı söz konusu, ona bu değeri atfederken onu bu noktaya getiren koşulları, toplumsal koşulları, kitleleri de görmek, esas umudu orada aramak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü işte sosyal medyada patladı, doğru, işte konuşuyoruz ediyoruz. Ama yani sosyal medyada patlaması sonuçta işte bu iktidarın bugünden yarına değişmesi imkanını önümüze açacak bir şey değil. Bunun moral yükseltici bir etkisi var elbette ve onu vurgulamamız gerekiyor. Ama işte öte yandan mesela şunları da görmek lazım İpek. Yani en zor bu iktidarın, bu dimbaz faşizan rejimin en ülkede alacakaranlığa boğduğu hepimizi dönemde sesini yükseltip bedelini ödeyenler de oldu. Yani bir Atilla Taş'ı mesela hatırlayalım. Evet. Müjdat Gezen'i hatırlayalım. Metin Akpınar'ı hatırlayalım. Genco Erkal'ı hatırlayalım. Tabii. Fazıl Say'ı hatırlayalım. Yani Fazıl'ın attığı tweetlerden dolayı başına gelmedik kalmadı. Yani şimdi bütün bunları yok sayamayız. Bu çerçevede bakmak gerekiyor ve bu çerçevede sonuçta dünden beri elbette güzel insanlar büyük bir coşkuyla, heyecanla bunu izliyorlar, üzerinde duruyorlar. Parlatıyorlar, parlatmaya devam edelim ama bir yandan da bunun abartılmasının
başka zamanında çok çok daha riskleri göze alarak tepkiler gösteren kesimlere haksızlık olduğunu düşünüyorum. Evet. Her şey bir yana çok yakın zamanda olan bir hadise, yani Sezen Aksu'nun tepkisini hatırlayalım mesela. Biliyorsun Sezen Aksu Tarkan için bir kraliçedir. Bilenler onun Sezen Aksu'ya kraliçem dediğini de bilirler. Şimdi bir yandan da şunu düşünüyorum mesela, Sezen Aksu'nun